Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Futbol heyecanının Mediamarkt'ta tam zamanı. Mediamarkt Tatava'yı sunar. Pedri, kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun sorusuna futbol oynayan bir kel olarak her zaman kel olmak istemiştim şeklinde güzel bir cevap ver kelliğe Kel kalacağını düşünüyor. Senin kel kalmak gibi bir korkun var mı ya? Kellik konusunda Korkum ne yok. Gerçeğiyle yüzleşmişim ben yani o işin. Korku olsa... Ha, ne gibi? Ben, kafamı e, kelim kafam tepesinde cezve büyüklüğü kadar Hocam ama kellik var. kellik şey. var şimdi. E, benimki önde biraz daha... Onda bazı da şey var yani, dereceleri var. E tabi. Kepkel. Aynen. Bir cabrio var mesela. <gülüyor> benim... <gülüyor> bir cabrio işte, var, bir tamamen üstü açık şey, var. tamam ha yani. Benim şuradan istediğim zaman gizleyebiliyorum. Topiklik benimki, topiklik. Ya ben eskiden mesela çok şey yapmazdım mesela, umursamazdım. Ee, fakat son dönemde nedense böyle bir kafa girdi yani. Öyle bir hissiyata büründüm. Korkuya büründüm daha doğrusu. Yani yarın öbür gün böyle bir şey olsa ne yaparım acaba? Kel, kel kalır zaten. Kel kalmayacağım belli zaten. Ama benim çok enteresandır. Her duş aldığımda deli gibi saçım döküyorum Mesela Tabii. şu anda kafamı gideyim Sevmemiş bak şey. ıslatayım. He. Üzerine kurulayım. Sonra geleyim buraya havluyu silkeleyim. Silme saç. He, Senelerdir için. böyle yani normal ama seyrelme yok. Benimki yavaş yavaş gitti işte. Sen kendin nerede görüyorsun 10 sene sonra? 10 sene sonra Biraz daha kel, biraz daha kiloda eralım. Ya herhalde. 10 sene sonra 56 abi. yaşına gelmiş olacağım. Yani 10 sene sonra kendime 45 yaşında yaparım diye söz verdiğim şeyleri yapmamış olursam kendimi gerçi o zamana kadar zaten hiç affet. 45'e de kaldı zaten Tabii kalmadıysa sene. sene kaldı, bir buçuk sene. 45'e 45'i geçme hocam. 45'ten sonra biraz tünelin ucu Sıkıntılı bir yere çıkıyor yani. Abi yok tabii zaten Zorluyor bir şey, bir şey yapacaksan da zaten ne yapmak istediğine de bağlıydı evet. bir de ama e, en geç bile aslında. Sen 45 için 45 o tarz şeyler. Yani. Ama ben 45'te işte kendime verdiğim söz şu hocam madem burada şeffaf ve samimi bir şekilde konuşuyoruz. Her zaman. Milyonların huzurunda. Evet. Kendime 35 yaşında demiştim ki en geç 45 yaşında İstanbul'u terk etirmek. Hı, hı. Aynen. Ne oldu? bir buçuk senem kaldı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şu anda şu anda edemedim. Geçen sene çok yaklaşmıştım. Ee, bir evrak konusunda bir şeyleri çitiremediğim için kaldı. Şimdi de e, buradaki son birkaç ay içerisinde gidip işte benim şu underdog mezun falan He. da oturtursam o zaman öyle bir hayalim var yani. Zaten bir de biliyorsun şimdi Tokyo'dan sebep belki de başka bir mücadeleye girmem evet. gerekecek. Ee... Asansörlüğe varıyoruz arkadaşlar. Aynen. <laughs> Asansörlü yeni yapılmış mümkünse de 15-20 bin bağlamak. Hayır olabilecekmiş gibi. Ya yok daha şu an öyle bir resmi değil yani resmi bir şey yok ama e, köpeğimin asan merdiven çıkmaması gerekiyor. 10 gündür kucağımda taşıyorum. E, bir yandan da tabii arka planda bir şeyler de bakıyorum ama hemen de aksiyon almalı mıyım? almak istersem e, şemsiye nereden açılacak ne kadar açılacak onları bilemiyorum. Açılabilecek mi? Zira bazı denklemler de açılmıyor. Oğlum açılıyor. açılmasa daha sağlıklı yani <laughs> işte. Yani açılmasına razıyız. Hani öyle söyleyeyim ya da. Şey açılmadan. Bu işi halledelim. Yani halletmeye biz. razıyız diyeyim. Ee, i̇şte ne kadar açılacak çünkü biraz araştırayım dedim. Oğlum olay saçmalamış gitmiş artık. Demin yukarıda sen de bana şey muamelesi yaptın. Oğlum ben öyle para verebilir miyim ben yani? Nasıl Bilmem. vereyim etim ne budum ne? Olmaz öyle bir şey. Ben onu verebilecek olsam giderim hakikaten yurt dışı. Hiçbir şey düşünmeden yurt dışında yaşarım zaten. Sen koskoca ırmak kazıksın. O kadar NTV Spor'un sembollerinden biri. Oldu. Araya bir helikopter parası sıkıştırırsın. Oğlum sıkıştı senelerdir bundan kaybediyoruz zaten. <laughs> Kamera önünde görüyorlar diye biz mily milyoner zannediyorlar <laughs> Aynen, yani. Vallahi bir hayat yok Birisi bana tep göstermiş. Abi yeter artık o kanal bole için demiyorum. Oradan ayrıl. Artık helikopter mi alacaksın filan diye. O sırada ben. Bu daha şey bu Yok oğlum yani. öyle bir hayatımız yok. Biz de ay sonunu bekliyoruz işte yani. Hiç. Evet. Evet ya. Fenerbahçe tarihin dönüm noktalarından biri olabilir. Sorumuz şu. Neydi Kerim? Ancelotti Fenerbahçe'nin teklifini kabul etse ne olurdu? Birincisi 96-2000 96, 96 Galatasaray'ın o dönemini acaba çelme takar mıydı? Evet soru o zaten. Yani Nisiniz? ihtimal evet o da şimdi bambaşka çılgın bir karı. Yani Ancelotti'nin Türkiye'deki kariyeri uzun sürmezdi her halükarda da. İşte Türkiye'ye ne gibi bir iz bırakır ve Türkiye'nin futbol tarihine ne gibi yönler verebilirdi? Yani hani sonrasında biliyorsun Fatih Terim'le bir kere daha yolu kesişti aslında. Tabii. Yani çok acayip kırılımlar var yani orada. Real Madrid'de Milan'da onun yerine göreve geldi. Tabii. Ee, belki de bu defa başka bir paralel evrende Fatih Terim onun yerine Milan'a göreve gidecekti. Belki de öyle bir şey olabilirdi. Yani aslında hakikaten biraz beyin fırtınası yapsan geyik ve üzerine tartışma ya yapabileceğimiz konu o kadar çok ki. İstanbul seyahatini şöyle zaten Sayın Aziz Yıldırım çok ısrar edince ya gidelim bir görelim. Çünkü kitabında anlatıyor diyor ki gitmeye hiç niyetim yok Türkiye'ye. Çünkü kariyerinin yükseliş dönemi parmada başarılı olmuş. Ve en gözde İtalyan teknik direktörlerden birisi. Aziz Yıldırım da hırslı kişiliği biliyor zaten. Fenerbahçe'ye gelip hani dünya kulübü yapma e, amacında. Çok ısrar edince ya olmayacak şeyler istemiş Ancelotti. Şimdi hatırlıyorum işte bilmem ne lüks araba, çok olmayacak bir şey değil. Boğaz'da, Yalı'da oturmak... İstanbul'a geliş gidiş. Biraz Milano Kenneth Anderson transfer mevzu öyle, öyle değil mi? Öyle. Kenneth Anderson da ben de onunla bizzat Vermezler konuşmuştum. Vermezler zaten diye 3, 3 milyon de dolar de istemiş. Veriyor, oh. Diye, bam diye. Aynen öyle. Ancelo de demiş hanımına işte yanında da hanımı var. Ya gidip görelim hanım. be. Ama ha, hanımına, hanımı demiş. Hanım kek atsa, hanım. Kakası. hanım demiş, <laughs> demiş. Böyle anlattı çok para hanım demiş. Şey, Danilo gibi. Ben orada <laughs> nasıl Yıldırım geldi. E, nasıl derler? <laughs> ne? Kazananı kırmızı takımını kazanan... <laughs> Neyse konuduğumuz mı... ya çok ütopik istekleri kabul edince gidelim demişler. Gitmişler ama demiş ki Sayın Yıldırım'a lütfen kimseye haber vermeyin demiş. Bir tesisleri göreyim vesaire. Bir gittim diyor havaalanında yürü, yürü tutmuş. <laughs> <laughs> Havalana yığılmış taraftar. Zaten hatırlıyorum o gün işte omuzlarda, omuzlarda gelince de insanlar transfer oluyor zannediyor tabii. Ama o sırada işte kaldığı otelde Luciano Mocchi ile konuşuyor. Neredesin sen diyor soru soruyor şey. Mochi. Juventus ya hiç sorma. <laughs> İsta ne işin var ya İstanbul'da diye <laughs> Fenerbahçe ne, ne, ne alaka diyor sen Juventus'u çalıştıracaksın diyor şeyde Çabuk şey yap diyor. Kop oradan gel. Ne yalan söyleyeceğini şaşırıyor. Parmayla sözleşme feshetmeye gidiyorum başkan falan diyor. İstanbul'dan ayrılıyor. Sonra telefonlara falan çıkamıyor Sayın Yıldırım'ın ya da o sıra Celalettin Bilgiç Bey vardı herhalde ilişkileri yürüten. Eşine söyletiyor. Eşim gelemeyeceğiz biz Juventus'a gidiyoruz diye utanıyor. Çok çok enteresan hikaye yani. Sence ne gibi kırılmalar olurdu peki devamında? Bence Şimdi yani bunun muydu? gerçekleşmişi bak. 1990 Baba, yılında gerçekleşmişi Löv geldi, var. Tamam, Löv, başka bir Löv yerine kırılması. geliyor zaten. Aynen işte orada başka bir kariyer kılım. Yani o e, başka bir profil halinde kariyeri evet. devam ettirdi diyeyim yani. Ama sence hikayesi Löv'e benzer miydi? E, LÖ'de de değil tabii ki bu arada yani. Ya Löv sonra yani Löv'ün başarısı. Şutgard'la takım... kupa kazandı ve kupa Galpleri kupası finali var Fenerbahçe'ye gelmeden önce. E, ee, sonra işte Alman milli takımı. Aslında şansı da var. Jürgen Klinsmann'la dostluğuyla şey yürüyor. Hmm. Yani Jürgen Klinsmann yanına alıyor. Devamında milli takım teslim ediliyor. Onun dışında Fenerbahçe'deki dönemi üçüncü bitiriyor. Aslında muazzam top oynatıyordu. Bak Baliçli Hakan yakın Moldovanlı kadro. E, ee, parmayı eliyordu az daha Fenerbahçe. Malasen çalıştırıyordu o zaman. Ee, şey ne derler konuyu dağıttım farkındayım. Ee, Ancelotti çok şey bir teknik direktörü olduğu için, ne derler? Duruma göre kadro yaratma şeyi var. Ne Abi derler? Hale bak zaten. Yani Galatasaray'ın en güçlü olduğu dönem, iki sene şampiyon olmuş Fatih Hoca, işte Galatasaray'ın en güçlü kadrolarından birisi. Önüne geçemeyebilirdi ama çok çekişmeli, çok acayip olabileceğini düşünüyorum yani. Hakikaten Kırım'da bir sene şampiyon olsa, sonra döner zaten İtalya'ya vesaire. Evet, evet. Ee, yani işte orada sadece zaten, Türk futbolunda başka bir kırılıma yol açma Bence ihtimali esas vardı. Bence biraz önce geldi. Hiding, 90 yılında Hiddink geldi. 2 sene önce 88'de evet PSV'yi Avrupa şampiyonu yapmış. Henüz 40 yaşlarının başında olan gencecik bir teknik adam ama ikisi farklı. Yani ikisi de çok sansasyonel teknik adam oldular. İkisi de Real Madrid çalıştırdı. Hiding tabii işte Hiding de var doğru. Var tabii. Yani Hiding Chelsea şeyi var. Da. Yani dünya kupalarındaki küçük takımlara başarıları var. Ama Hiddink'in oynattığı futbol zaten ve takıntılı şekilde aynı şeyi oynattığı Hollanda, için o dönem. Hollanda Avustralya yaptı değil mi? Tabii Avustralya, Hollanda, Dünya Güney, Güney Kore. Götürdü, Güney, Güney götürdü. Şeyi götürdü. Geçen Güney ev Kore ev sahibiydi. Dördüncü oldu işte ama işte onlar. Ha, tamam. Yarı final oynattı. O anlamda ama şeyi Avustralya'yı seneler seneler sonra Okyanusya'dan evet. Yadan çıkarttı değil mi? Aynen. Rekobala şeyleri. Uruguay eleyip aynen. Devamlı evet. onlar aynen. tokatlıyordu onları. E çünkü öyle bir şey vardı evet. Sıfırla güçlüydü yani. Aynen. Yani gerçekten büyük kırılım bu. Yani şey için Kırılım. Türk futbolu için de çok şey e, duruma göre takım yaratabilen bir teknik adam olduğu için ya Kırılım ya evet belki hani o gibi e, sportif sonuçlar üzerinden baktığında evet Kırılım yapma ihtimali var sonuçta farazi bir şeyden bahsediyoruz ama bence gün sonunda e, ortamlarda hava atmak için anlatılacak hikaye dönme ihtimali de var. Bizim habitatımızdan kaynaklanan bir şeyden bahsediyorum yani. Genel kimler geldi, kimler geçti? Ne oldu, ne olmadı yani şu gün şimdi ee... ya bu burada başka bir tüketim, başka bir beklenti seviyesi var abi. Bu, bu burada gitmiyor yani. Batı'daki gibi gitmiyor. Orası kesin. Hiçbir e, zaman oturdu. oturmuyor. Dolayısıyla ben Türk futboluna öyle bir dokunuş yapardı. Mesela Derval kadar yapar mıydı mesela? Bence Derval yapamazdı. Yapamazdı. Derval, Derval kadar yapamazdı Derval. yani. Derval bir de o dönemde işte o 80'lerin ortalarında gelip Türk futbolunu abi. değiştiren yani şey altyapılardan. Fatih Terim'i, Ordu Milli Takım falan oralar yani o dediğin şey 90'larda başlayıp işte 2010'lara kadar giden bir 20 senelik bir paketin tohumunu attı Derval orada. Yani hani orada gerçekten ne kadar çalışmıştı Türkiye'de öncesi. 86'da mı geldi? Öncesi... Galatasaray'dan önce yok Ka ya. Galatasaray direkt geliyor. Yok Galatasaray, onun bir milli takım bir şey yok muydu? Ya yok, yine? yok, yok yok. Milli takım yok. Karıştırdım o zaman. Piontek'le yani karıştırdım. Hatırlıyorum. Ama Der yani, yani onun dokunuşu, yok. onun bir imzası var yani onu net bir şekilde bahsedebiliriz. Öyle bir şey yaratma ihtimali bence düşüktü. Evet, yok <laughs> bence de öyle. Ya çok uzun süre kalmazdı zaten çok büyük teknik adam olduğu için. Onun için de Türkiye'ye o dönemde gelmedi yani. Potansiyeli çok yüksek olduğu için Ha Hiding geldi. Hidink de geldi. Bıyıklarıyla <laughs> Dan Söz onun peşinde basılmış öyle gazete haberleri falan ama çok aklı futbolda değildi yani. Hiddink abinin mi? Hı. Hı. Onu hatırlamıyorum. Ya Fenerbahçe'de çok başarısız oldu Fenerbahçe'de. Yo başarısız olduğunu hatırlıyorum da o Yani dansözün, düşünsene dansözün, yani dansözün kalede olurdu. Yaşar abi, savunmada Gökhan Gedi, kalim Müjdat abi var mıydı bilmiyorum o şeyde önde oynatmaya çalışıyor. İşte alan daraltmaya çalışıyor. Arkaya atılan her top pozisyon oluyor vesaire vesaire. Çok uzatmayalım evet. Evet bittik mi? Bittik mi? Var mı bir şey başka ufak tefek bittik, çerez? Bittik, La 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 Evet la la la. bu haftalıkta o zaman Medya sunduğu Tatava'dan bu kadar diyoruz. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Güzel bir program olduğunu düşünüyoruz demek için. Bu. Evet ona Barış Hakemler karar verecek değil, onu izleyenler karar verecek. Bizi alkışlarıyla yüceltecekler ya da diss talklarıyla yerecekler. Bir arkadaş var bana zevzek demiş. Aaa rezalet. <laughs> Hocam buraya tatava yapmaya geliyoruz ya. Kesin Adanalı ya da Mersin. Genelde bir zevzek bizim orada kullanılır. Yani aslında ne yapıyor olan bunlar tatava yapıyorlar dese hoşuna mı giderdi? yoksa? Yo, tatava bunu mıydı? bilmiyorum. Şimdi insanlar tabii ki bu koltuğun esas sahibini de özlüyor olabilirler ama bizim de söyleyeceklerimiz var yani. Biz de <laughs> ben saksı değilim diyorsun. Ben saksı değilim yani. <laughs> Erol Büyük Burç. Evet buradan. Rahmetli evet. anıyoruz. Onu da bilerek yapmış biliyorsun değil mi? Bakın demiş reyting öyle alınmaz böyle alınır evet, diye işte reklam öyle bir arasında. Evet hikayesi vardı. Sayın Büyük Burç'u da Türk müziğine ve rakına verdiği katkılardan dolayı özlemle ve saygıyla anıyoruz. Evet, önümüzdeki hafta yeniden burada vol ekranlarında Tatava ile karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarımız adına esen kalın. Tatava. Hoşçakalın. Bay bay. Futbol heyecanının Mediamarkt'la tam zamanı. Mediamarkt Tatava'yı sundu.